Çünkü antik kentte farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Şu an çalışmalarımız da yıl boyunca yayıldı. 12 ay çalışmalar devam edecek. Şu anki süreçte Güney Ege Kalkınma Ajansı'nda yürüttüğümüz iki projemiz var. Bunlardan birisi Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Başkanlığı'nda yürüttüğümüz Stadonkira Tiyatrosu çalışmaları. O çalışmalarımızda şimdi kazılar devam ediyor. Ve şu anki süreçte onun düzenli bir şekilde ilerlemesini bile biz gerçekleştiriyoruz. Yatağan Kaymakamımızın başkanlığında yürüttüğümüz kentin içerisindeki Kuzey Şehir Kapısı, Lagena, Kuzey Suda ve kentin merkezi alanları, köy meydanı, Şaban Ağa Camii ve çevresi ve o Osmanlı dönemi evlerin tefrişiyle ilgili çalışmalarımız da yürüyor. Bunlarla ilgili şimdi çalışmalar da devam ediyor. Onunla ilgili de Semer Cemer Evi'nin yanında kazılar birebir gerçekleştiriyoruz. Ve böylelikle Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan desteklenen projelerle ilgili çalışmalar devam ederken yakında ödünlerimiz de geldiğinde Sayın Bakanımızın desteğiyle gerçekleştirilen ve yıl 12 ay devam edecek olan bir grup daha doğrudan çalışmalar da başlayacak ve böylelikle kalabalık bir ekiple Stadonkira Antik Kenti'nde antik dönemden günümüze yapılarda kazı, konservasyon, restorasyon ve çizim çalışmaları gerçekleştireceğiz. Tiyatroda zaten yaklaşık 2400 yıl öncesine ait kalıntılar var ama 2200 yıl öncesinde burada tiyatronun varlığını biz biliyoruz. Hele 2000 yıl öncesinde Ağustos döneminde böyle 3 katlı sahnesiyle birlikte anıtsal bir yapının varlığı ve arkasında bir de tapınak terasının inşa edildiğini, Ağustos'un adına tapınak terasının yapıldığını doğrudan biz biliyoruz. Bu alanda tiyatro ile ilgili çalışmaları tamamlayacağız ve bunların mevcut konservasyonu ve aşamalar halinde restorasyonu gerçekleştirecek.